Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sene başından beri gördüğümüz bütün konuların tekrarı var arkadaşlar. Beraber yapacağız. Bu aktivitelerimiz bir dakika açılıyor şimdi. Sizin aktivite defterinizde var. Ödev olarak vermiştim. Sizler de yapmıştınız. Ben de üzerinden tekrar olarak geçeceğim. Siz de hatırlamış olacaksınız hem konuları. Evet arkadaşlar, yemekler. Birinci fotoğrafa baktığımızda ne görüyoruz? Balık. Neydi balık? Pescado. Evet, portakal. Naranja. Pizza. Pizza. Et. Karne, tavuk, pollo, peynir, keso. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Biraz hatırlamış olduk bazı kelimelerimizi. Evet, bu egzersizi yapalım beraber. Panaderia. Neydi arkadaşlar panaderia? Fırın. Ne alınır fırından? El pan. Charcuteria. Charcuteriden ne alıyoruz? El hamon. Fruteria. Manav. Las manzanas. Pescaderia. Balıkçı. Nereye gidiyor? El pescado. Polleria. Tavukçu. Nereye gidiyor? El pollo. Evet. İkinci sayfadan devam edelim. Önemli bir konumuz kerer. Kererin anlamı neydi arkadaşlar? İstemek. Kero. Keres. Kere. Keremos. Düzensiz bir fiildi biliyorsunuz ki. Kereis. Ve sonuncusu da neydi? Tekrar düzensiz. Kerem. Bir hatırlayalım. Yo ben demekti. Tu sen. El, ella, usted, o. Nosotros, nosotras, biz. Vosotros, vosotras, siz. Ellos, ellas, ustedes de onlar demekti arkadaşlar. Ve cinsiyete göre ayırıyorduk hatırlıyorsanız. El erkeğe geliyordu, ella kıza geliyordu. Şimdi kerer fiilini cümlelerde bir kullanalım. O yo no quiero. Yo dediği için quiero diyorum. Mama Jorge un helado. Bir dondurma istiyor diyor. O zaman ne yazıyoruz? Jorge'den bahsettiği için kere. Que vosotros, siz ne istiyorsunuz diyor. Queréis vosotros. Luis io. Kim burada arkadaşlar? Yo deyince direkt ben diyoruz. Ama aslında orada ne diyor? Luis io. Yani biz. O zaman ne oluyor bu? Queremos. Ellas no. Onlar ne istemiyorlarmış? Paella istemiyorlar. Quieren paella. Nosotros queremos más sopa. Daha fazla çorba istiyoruz diyor. Lucia'dan bahsettiği için ne yazıyoruz buraya? Quiere. Laura y Carlos. Yani onlar dediği için de cevabımız ne olacak? Quieren istiyorlar. Ne istiyorlarmış? Portakalları. Evet, şimdi una sayılabilen kelimeleri yazıyoruz arkadaşlar. Encima de la mesa hay un vaso de leche. Bir bardak süt var. Eğer deseydi ki süt var diye biz burayı boş bırakacaktık. Çünkü süt sayılamıyor. Ama bir bardak süt dediği için, bardak sayılabilir olduğu için ne yazdık? Un. Una hamburguesa ayrı bittiği için. Unos platanos birden fazla muz olduğu için unos oldu. Unas naranjas birden fazla portakal ve un helado bir tane de dondurma varmış arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Gustar fiilini öğrenmiştik sizinle. MTL, nos, os, les başa geliyordu. Aynı ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi. Ve tekilse gusta, çoğulsa gustan. Bir sonraki kelimesine bakıyoruz. Şimdi ati dediği için kimden bahsediyoruz? Senden. Buraya ne yazdık? Te.
Ve sonra diyor ki la historia, tarih diyor. Gusta mı gusta mı? Tarih dediği için gusta. Tekil. A Luis y Maria. Kimden bahsediyor? Onlardan. No, no les. Onlar olduğu için les yazdık. La paella. Paella'yı sevmiyorlarmış. Paella tekil olduğu için ne oldu? Gusta. A nosotros mucho los animales. Ne yazıyoruz arkadaşlar? A nosotros dediği için nos, los animales dediği için de gustan. A mi hermano no nada la carne. Benim erkek kardeşim dediği için no le nada la carne, etten bahsettiği için, tekil olduğu için de ne oldu arkadaşlar? Gustan. A vosotros los macarones. Ne diyor burada arkadaşlar? A vosotros os, los macarones dediği için de gustan, çoğul olduğu için. A mi madre, annesinden bahsediyor. O yüzden no le, nada el futbol. Futboldan bahsettiği için, tekil olduğu için de gusto oldu. Annem futbolu asla sevmez diyor. A ti te gusta el pescado. A ti dediği için te koyduk. El pescado da tekil olduğu için ne oldu arkadaşlar? Gusto oldu. Bu kadar. Evet. Devam edelim. Evet, 9. bölüm güzel. Pedro, los platanos sí mucho. Şimdi, burada sever misin mi diyecek yoksa ister misin mi diyecek? Evet, çok dediğine göre ne diyecek arkadaşlar? Te gusta. Pedro, te gustan los platanos. Muzları sever misin? Evet, çok diyor. Lucia, una rosquilla no gracias diyor. İster misin diye soruyor. Hayır, teşekkürler. Mama, ya no quiero. Daha fazla pilav istemiyorum diyor. Daha fazla pilav sevmem demez. O yüzden no quiero. A Jorge, le gusta mucho la fruta. Meyveyi çok sever. Pero no le gustan nada las verduras. Asla sebzeyi sevmez diyor arkadaşlar. Evet, böyle bir devam edelim. Şimdi Kerer ve Gustav fiilini doğru yerlere yerleştirelim arkadaşlar. A Juan le mucho el futbol. Juan'dan bahsediyor. Le gusta mucho el futbol. Juan futbolu çok ister değil, çok sever diyoruz burada. Te gustan los animales. Hayvanları sever misin? Queréis pan. Ekmek ister misiniz diye soruyor. Yo no quiero postre. Tatlı istemiyorum. A Pablo le gustan mucho los espagueti. Spagettiyi çok sever. Juan y Jorge quieren sumo. A ellas no les gusta. Neden gustan demedik de gusto oldu? Çünkü arkadan gelen kelime el kafe arkadaşlar. Kahveyi sevmiyor. Kim sevmiyor? Onlar. Keres agua su ister misin? A mí no me gusta. No me gusta el café. Kahve sevmem diyor. Evet. Şimdi sonraki sayfamıza bakalım. Burada parçaya göre yapılıyor. Burayı geçiyoruz. Sizin örneklerinize bakalım. Evet, şimdi bir menü seçeceğiz. Sizinle de beraber gitmiştik arkadaşlar. Camarero garson demekti. Şimdi primero arkadaşlar ilk olarak. Yani ana yemek. Pardon, başlangıç. Başlangıçta ne istiyorsun diyor. Quiero sopa diyor mesela annesi. Segundo ne demek? De segundo da ana yemek demek arkadaşlar. De postre de tatlı. Şimdi padre'yi bir örnek olarak yapalım. Padre başlangıçta ne istiyormuş? Bakalım hemen. Yo quiero sopa también. Ben de aynı şekilde ne istiyorum diyor? Çorba istiyorum. O zaman buraya ne yazdık? Sopa.
Segundo plato, yani ana yemekte ne yazacağız arkadaşlar? Il segundo diye sormuş garson. Cevabı bakalım. Yo quiero pescado. Ne istemiş? Balık istemiş. Tatlı olarak da baba ne istemiş burada? Yo platano. Meyveden tercihini kullanmış. O da bir tatlıya girdiği için İspanyolca'da platano diye yazıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Yemekler konumuz burada bitti. Şimdi evin bölümleri konusundan devam edelim. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Cuarto de baño ne demekti? Banyo. Terraza, teras. Balkon, salon, comedor, salon, yemek odası, jardin, bahçe, dormitorio, yatak odası, recibidor, giriş, cocina, mutfak. Şimdi cuarto de baño ile başlayalım. Nereye götürüyoruz arkadaşlar? Birinciye, tamam. Üçüncüye, terasta, jardin, yedinci, salon, comedor, beşinci, dormitorio, İkinci, recibidor, giriş, dördüncüye yazıyoruz. Cocina'yı da altıncıya. Hatırlamış olduk arkadaşlar bu kelimeleri. Zaten bildiğinizi biliyorum. Çok fazla üstünde durmuştuk. Çok da basit kelimeler bunlar. Şimdi, donde está la ducha? Duş nerede? Bizim önemli bir sorumuz vardı. Donde está? Ne demekmiş arkadaşlar? Nerede demek? Donde está la ducha? Duş nerede? Está en el baño. Hemen İspanyolca'ya çevirelim. Está en el baño. Şurayı da düzeltelim. ¿Dónde está el frigorífico? Buzdolabı nerede? Está en la cocina. Mutfakta. ¿Dónde está el sofá? Koltuk nerede? Está en el salón. ¿Dónde está la cama? Yatak nerede? Está en el dormitorio. ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Salonda diyelim. Está en el salón. ¿Dónde están las sillas? Sandalyeler nerede? Están en el salón. Şey dikkatinizi çekti mi arkadaşlar? Bakın sandalyeler dediği için yani onlar olduğu için ne oldu? Están diye yazdık. Tamam. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Evet, gramer kısmına giriş yaptık şimdi. Gramatikada estar ne demekti arkadaşlar? Estar yer bildiriyordu. Her zaman kullanıyorduk bunu. Estoy, estas, düzenli, sadece birincisi düzensiz, o da akılda kalıcı direkt. Estas, esta, estamos, estáis ve está. Şimdi bunları cümlelerle pekiştirelim arkadaşlar. Alejandro y Alberto en el gimnasio. İki kişiler, yani kim bunlar? Onlar. O zaman ne olacak cevabınız? Estam. Jimnastikteydiler diyor. Lucia'dan bahsettiği için está en España. Lucia İspanya'dadır. Antonia y tú, yani siz, estáis en el equipo de baloncesto, basketbol takımındasınız diyor. ¿Dónde está el diccionario? Sözlük nerede? Mi postre está en la cocina. Benim tatlım mutfakta. Estás en la lista de clase, sınıf listesinde var mısın diyor, bulunuyor musun? Yer bildiriyor yine farkındaysanız. Nosotros estamos en el parque, biz parktayız diyor. Mi padre no está en casa, benim babam evde değil. Los abuelos están en el salón, salondalar. Carlos y yo estamos, iki kişiden bahsediyor burada arkadaşlar. Yo deyip direkt estoy yazmıyoruz. Carlos y yo estamos en la clase B. Vosotros no
Estáis en mi clase. El libro no está en mi mesa. Libro dediği için este oldu arkadaşlar. Şimdi yer yön edatlarına geçiş yapalım. Encima ne demekti? Üstündeydi arkadaşlar. Birinciye ne yazıyoruz? Está encima de la televisión. Televizyonun üstünde değil, önünde yazacağız. Delante. Está delante de la televisión. Kedi neredeymiş arkadaşlar? Televizyonun önünde. Şimdi arkasında diyeceğiz. Está detrás de la silla. Sandalyenin arkasında. Halının üstünde. Está encima de la alfombra. Yanında. Está al lado del sofá. Está debajo de la cama, yatağın altında. Evet, önemli bir konu. Ser ve estar'ın farkı arkadaşlar. Şimdi ser olmak demekti. Estar da yer bildirmek demekti. Olmaktan kastımız ne? Mesela bir şeyin özelliğinden bahsederken renk, millet, büyük mü, küçük mü, nereli? Mesela bunu söylerken seri kullanıyoruz. Estar'da da sadece yer bildiriyor arkadaşlar. Şu anlık tabii. İleriki dönemlerde durum bildiren cümlelerde de kullanacağız. Mi abuelo italiano. Benim dedem İtalyandır diyor. Şimdi ben buraya esta dersem benim dedem İtalyandadır olur ve çok saçma olur. Benim dedem İtalyandır diyeceğiz. O yüzden ne yazıyoruz buraya? Es. Ana. Donde están las llaves? Ana'ya soruyor. Nerede anahtarlar diye. Burada yine yer bildirdiği için está. Mis amigos en el colegio. Benim arkadaşlarım okuldalar. Kim onlar? Onlar. Bakın sorarken bile onlar olduğunu biliyorum. O yüzden buraya ne yazıyorum arkadaşlar? Está. Jesús y Alicia profesores. Jesús ve Alicia öğretmenmişler. Şimdi ben buraya están yazarsam Jesús ve Alicia öğretmenler dediler gibi bir şey olur. Olmuyor. O yüzden onlar öğretmen değil diyeceğiz. Ne diyeceğiz o zaman buraya? Son. Vosotros sois buenos estudiantes. Siz çok iyi öğrencilersiniz. Mi madre está en el hospital. Annem hastanededir diyor. Nosotros somos cansados de trabajar. Biz diyor, iş yorgunlarıyız diyor. Evet, şuradan bir cümle daha yapalım. Tu eres colombiana. Sen Kolombiyalı mısın? Yo soy Argentina. Argentino, ben Arjantinliyim diyor. Evet, devam edelim. Şimdi bu 11. etkinlikte de diyor ki ser, estar ve tener. Üçünden birini kullanacaksınız diyor. Tener ne demekti arkadaşlar? Sahip olmak. Fiilimiz neydi? Tengo, tienes, tiene. Tenemos, tenéis, tienen. Paris, no en Italia. Paris, İtalya'da değildir. Yer bildiriyor. O zaman ne yazıyoruz buraya? Estar. Los boligrafos en la cartera, sırt çantasındadır. Está yazıyorum yine. Yo tengo 12 años. Ben 12 yaşındayım. Bakın, hem sahip olmak hem de yaşta kullanıyordum. El té, çay neredeymiş? Mutfaktaymış. O zaman el té está en la cocina. El Cairo es la capital de Egipto. Şimdi burada ne diyoruz? Cairo, yani Kahire, Mısır'ın başkentidir diyeceğiz arkadaşlar. O yüzden yer bildirmiyor. Ne olduğunu söylediği için es diyoruz. Este es tu hermano. Bu senin kardeşin mi? Diye soruyor. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi diğer sayfamıza geçiş yapalım. Mesela buradan bir örnek yapalım. Donde está Laura? Donde está Laura? Laura neredeymiş? Está en la piscina. Laura havuzdadır.
Bu cümleyi de yapalım. Donde están Daniel y María? Ne cevap veriyoruz? Están en la biblioteca. Kütüphanedeler. Evet arkadaşlar, burada üniteyi bitiriyorum. Bir sonraki ünitemizden devam edeceğiz. Diğer ünitemizden devam ediyoruz. Evet, a donde vas? Ne demekti? Nereye gidiyorsun? Şimdi. A la derecha, sağ. A la izquierda, sol. Delante, önünde. Aliado, arkasında. Entre, arasında. Cerca, yakında. Lejos da, uzakta demekti arkadaşlar. Şimdi bir tane örnek yapalım. Los libros están, yine bakın, están, kitaplar neredeymiş arkadaşlar? Fotoğrafın yanında. Nasıl diyeceğiz? Los libros están al lado de la fotografía. Tabii sağında, sonunda da diyebiliriz. Evet, devam ediyoruz buradan. Profesiones, işler demekti. Alimentos, besinler. Lugares de yerler demekti arkadaşlar. Hem de kelimeleri hatırlamış oluruz. Farmacia neydi arkadaşlar? Eczane. Nereye gidiyor? Lugares. Tienda, dükkan demek. Nereye gidiyor? Lugares. Camarera, garson. Profesiones de işti. Camionera, kamyoncu. Bu da aynı şekilde profesiones. Azúcar, şeker demek. Alimentos'a gitti. Cine, yer bildiriyor. Lugares. Arroz, besin olduğu için alimentos'a gitti. Parque, yer bildiriyor. Park. Policía, profesiones. Queso, peynir, alimentos. Restaurante, yer bildiriyor. Lugares. Médico, doktor demek. Profesiones. Chocolate, besin. Galleta da besin demek. Evet. Besine geliyor. Galleta bisküvi demekti arkadaşlar. Evet, şimdi eşleştirme yapalım. Profesiones iş demekti. Lugares de trabajo, iş yerleri. Médico nereye gidiyor arkadaşlar? El hospital. Profesora nereye gitti? Instituto. Cajera. Kasiyer nereye gidiyor arkadaşlar? Supermercado. Peluquera. Kuaför. Peluqueria. Bibliotecario, kütüphaneci. Biblioteca, kütüphaneye gidiyor. Camarero da restaurante. Bu kadar. Evet, gramatika kısmında fiilleri öğrenmiştik. Bazı düzensiz fiilleri öğrenmiştik arkadaşlar. Serrar, kapatmak demekti. İr, gitmek. Venir, gelmek. Hacer, yapmak. Jugar, oynamak. Dormir de uyumak demekti. Bu fiilleri lütfen ama lütfen evde bol bol tekrar edelim. Çünkü hep karşımıza çıkacak. Cierro, cierras, cierra, düzensiz olduğu için şimdi düzenli oldu. Cerramos, tekrar düzenli. Cerrais ve son düzensiz cierra. Evet, ir, gitmek. Boy, bas, ba, vamos, vais, pam. Venir, gelmek demek. Vengo, vienes, viene, venimos, venis. Viene. Hacer, hago. Haces, yapmak demekti. Hace, hacemos, hacéis ve hacen. Jugar, juego. Juegas. Juega,
Jugamos. Jugáis. Ve juega. Evet, dormir. Duermo. Duermes. Duerme. Uyumak demekti. Tekrar düzenli. Dormimos. Dormis. Ve sonuncusu da duerme. Hatırlamış olduk arkadaşlar. Evet, şimdi bu soruları yapalım. Como Pedro a clase? Como va Pedro a clase? Pedro sınıfa nasıl gidiyor? A qué hora viene olmaz. Saat kaçta gelir havuza? Saat kaçta gider havuza? Saat kaçta kapanıyor havuz? Zaman bildirdiği için ne yazıyoruz? Sierra. Elena al cine con Juan. Juan'la sinemaya gider. O yüzden ne yazdık? Ba. Luis y yo. Yani kimden bahsediyor? Bizden. A clase andando. Sınıfa yürüyerek ne yaparız diyor? Geliriz. Venimos. La biblioteca a las 9. Saat 9'da abre. Açılır. Conmigo al futbol. Benimle gelir misin futbola? Gelmek fiilini kullandık. Cuando a la librería? Ne zaman kütüphane kapanıyor? El autobús saat 3'te. Viene de olabilir, gelir. Ama ay'da diyebiliriz. Ben ayı seçtim. Roberto okula metroyla gider. Mañana no hay clase. Yarın ders yok. Evet, bu kadar arkadaşlar. Şimdi birkaç tane şu 6'ya kadar cümleleri yapalım. Carlos demiş ve fiili yazmış ir diyerek gitmek. Carlos kütüphaneye çarşamba günleri gider diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Carlos'tan bahsettiği için voy, vas, va. Ne yazıyoruz buraya? Va. Mis amigos vienen. Gelirler. Las peluquerías cierran. Kuaförler kapatırlar pazar günleri diyor. Mi amigo Antonio y yo. Yani biz vamos. Bir dediği için vamos yazdık. A qué hora cierra la cafeteria? Ana y tú. Ana y tú dediği için ne oluyor arkadaşlar? Siz. Beniz diyoruz o yüzden. En autobüs. Otobüsle mi geliyorsunuz diyor. Evet, bu kadar yeterli. Bu kısmı geçiyorum çünkü emir cümlelerini öğrenmemiştik. Evet, hem haftanın günleri hem de cümlelerle örnekler yapmıştık. İkinci cümleyi bir yapalım. Los sábados. Cumartesi günleri. Mi primo y yo. Benim kuzenim ve ben. Vamos al parque. Nereye gidiyormuşuz? Parka gidiyormuşuz arkadaşlar. Bakın. A el parque değil, al parque dedim. Şimdi bir tane daha yapalım. Los jueves. Perşembe günleri. Maria y Marta van al karate. El karate olduğu için al karate oldu. Evet, bu kadar. Dördü de yapalım. Piscina çünkü a ile biten bir kelime. Los martes Juan va a la piscina. A ile bittiği için arkadaşlar a la diyoruz. Ama diğerleri a dışında bittiği için maskülen bir kelime olduğu için ne oldu? Al piscina. Al karate, al parque oldu. Evet. Bir tane daha cümle yapalım. Juan arabayla Alicante'ye gidiyor diyeceğiz. Juan
Ba, a, Alicante. Buradaki a, Alicante'ye. Ne ile gidiyor? En coche. Arabayla. Mis primos van a Paris en tren. Paris'e trenle gidiyor benim kuzenlerim. Luis y Paqui van a Peru en avión. Uçakla Peru'ya gidiyorlar. Evet. Şimdi saat kaçta öğreneceğiz arkadaşlar? A qué hora? Sorumuzu soralım. A qué hora cierra diyelim biz. Bir dakika. Ama burada a qué hora abren dediği için abre kullanalım. A qué hora abre la biblioteca? Saat kaçta kütüphane açılıyor diyor. Saat 5'te diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz arkadaşlar? A las 5 de la tarde. Öğleden sonra saat 5'te. 17 dediği için. Evet. Evet, burada bitiriyorum bu üniteyi arkadaşlar. Şimdi diğer ünitemize geçelim. Abitos. Evet, aylar konusu. Escribe el nombre de los meses del año. Neydi arkadaşlar bizim aylarımız? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Hemen bu şarkı aklınıza gelsin. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Evet, bunları ezberlemiştik arkadaşlar. Birinci dönemin sonunda hatırladık mı? Evet. Şimdi tarihleri yazmayı öğrenelim. 3 ve 10. Tres de. 10. ay neydi arkadaşlar? Oktubre, Ekim. 8 ve 3. Ocho de. Marzo. Mart'ın 8'i. Ekim'in 3'ü diyoruz burada. Şimdi 7-9. Siete de septiembre. Eylül'ün 7'si. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet, gramatika kısmı önemliydi bu ünitemizde daha çok. Duçarse, akostarse. Kendinden etkilenen fiillerde kullanıyorduk bunu arkadaşlar. İki tane öznesi vardı, hatırlatırım. Duçarse, me ducho, te duchas. Se ducha. Nos duchamos. Os duchéis. Se duchan. Şimdi duşu alan kim arkadaşlar? Ben. Nasıl alıyorum? Kendi kendime. Yine iki özne olduğu için hem kendisi hem de ben dediği için bu fiili kullanıyoruz arkadaşlar. Acostar ise yatmak demekti. Me acuesto, te acuestas. Se acuesta. Nos acostamos. Os acostéis. Ve sonuncusu se acuesta. Bu kadar. Şimdi bu cümleleri. Evet. Bunu yapalım. Angel
S. Levanta, Anher'den bahsettiği için uyanır. Saat sabah 7'de uyanıyor. Desayuna un vaso de leche, un zumo de naranja y una magdalena. Y va al... Desayuna ne demekti? Kahvaltı yapmak. Va al cole. Okula gidiyor yürüyerek çünkü porque muy cerca de su casa. Onun evine çok yakın diyelim. Hatta şu pardon, muy değil, es de kullanalım. Yer bildirmek. Çünkü yakın olduğunu söylüyor. Está cerca de su casa. Come en el comedor escolar. Nerede yemek yiyormuş arkadaşlar? Okulun yemekhanesinde yiyor. Öğleden sonra da nereye gidiyor? Va al baloncesto, basketbola gidiyor. Luego ve la tele, televizyon izliyor. Sonra akşam yemeği yiyorlar arkadaşlar. Cena con sus padres y su hermana. Kaçta yatıyor arkadaşlar? Se acuesta a las 11 de la noche. Burada ne gelebilir? Şu an hatırlayamadım. Bir dakika. Acuesta. Evet, burası boş kalabilir arkadaşlar. Bir fiil olarak saat gece 11'de yatıyorlarmış. Devam edelim arkadaşlar. Buraya bakalım. Evet, şimdi ben her gün saçlarımı yıkarım diyor. Sen her gün saçlarını yıkar mısın? Geçenlerde bu örnekleri yapmıştık. Tu te llevas el pelo todos los días. Ella se acuesta a las 11. Saat 11'de yatar diyor. Biz 11'de yatarız diyeceğiz. Nosotras nos acostamos a las 11. Evet, hatırlamış olduk bu cümleleri de arkadaşlar. Evet, salir ve volver. Salir çıkmak demekti. Dışarıya çıkmak, volver de geri dönmek. Düzensiz bir fiilimiz, başındaki düzensiz salirde. Salgo, sales, sale, pardon, salimos, salis, salen. Evet, vuelvo, vuelves. Bu başlı başına düzensiz bir fiil. Vuelves. Vuelve. Volvimos. Volvis. Ve vuelve. Evet, fiillere göre eşleştirelim arkadaşlar. Levantar ise ne demekti? Uyanmak. Bakalım hangisi uyanmak? Evet, tam karşısında. Duchar ise duş almak. Salir de casa. Dışarıya çıkmak. Llegar a clase. Sınıfa varmak. Burası. Acostar ise yatmak. Bella tele, televizyon izlemek. Comer, yemek yemek. Evet, hepsi bitti sanırım. Volver a casa, eve geri dönmek. Evet, bunu temizle bitirdik arkadaşlar. Diğer ünitemize geçiyoruz. Descripciones. Fiziki özellikler. Evet.
Pecho, cabeza, cuello, pie, mano, estómago, pierna, brazo, dedos. Bu kelimeleri öğrenmiştik arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Ayak ne demekti? Pie. El ne demekti arkadaşlar? Mano. Parmaklar, dedos. Kol, brazo. Şöyle olsun. Evet, kol, brazo. Pierna, bacak. Bir dakika. Evet, şuraya yazabiliriz çünkü bacak yerine koyalım. Devam ediyoruz. Cabeza, baş. Estamago, mide. Pecho, göğüs. Cuello da boyun. Evet, mesela ne diyebiliriz? Tiene un cuello muy largo. Çok uzun bir boynu var diyebiliriz mesela arkadaşlar. Veya cuello değil, brazo diyelim. Tiene un brazo muy largo. Evet, kolu daha uzun. Evet, burun neydi arkadaşlar? Nariz, göz, ojos, dudak, dudak değil hatta ağız, boca, diş, dientes, saç, pelo, kulakta, oreja. Evet. Şöyle bir bakalım. Jorge tiene el pelo. Nasıl bir saçı var arkadaşlar? Koyu diyelim. Oscuro. Los ojos marrones. Gözleri kahverengi. Las piernas. Bacakları uzun diyelim. Largas. La nariz no muy grande. La cara redonda. Evet, yuvarlak bir suratı var mesela. Tiene kullanarak bu cümleleri oluşturuyordum. Devam ediyorum. Evet, şu kısmı hemen. Evet, doler fiilimiz ve gustar fiilimiz. Gustar sevmek demek. Doler de acı çekmek. Şimdi buraya ne yazıyoruz? M, T, L. Bunların ikisi de bu kişi zamirleriyle kullanılıyor. Nos, os, les. Şimdi, a mí me duelen. Benim bacaklarım ağrıyor diyor. A María, María'nın dişleri ağrıyor. Le duele. A nosotros las matemáticas. Matematiğimiz ağrıyor diyemeyiz. O yüzden biz buraya ne yazıyoruz? Nos gustan las matemáticas. A vosotros os gusta el chocolate. Ana, a ti, yeni gömleğimi beğendin mi diyecek. Te gusta mi camisa nueva. Voy al médico. Hastaneye gidiyorum. Me duele la cabeza. Başım ağrıyor diyor burada arkadaşlar. Evet, daha önceden yapmıştık bunları. Evet, önemli bir konu. Muy muchas. Mi casa es muy bonita. Sıfat olduğu için muy geldi arkadaşlar. Benim evim çok güzel. Comemos muchas patatas. Çok fazla patates yiyoruz. Fiil var çünkü. La música está muy alta. Mucho diyemeyiz çünkü çok yüksek diyor arkadaşlar. Sıfat bildiriyor burada. Müziğin sesi çok yüksek.
No tengo mucho dinero. Çok paraya sahip değilim. Önde tengo var. Değil. Yo llego al instituto muy pronto. Pronto dediği için muy oldu arkadaşlar. No hay muchos niños en el patio. Bahçede çok fazla çocuk yok diyor. Bebo mucho agua. El agua olduğu için. Bebo mucho agua. Çok fazla su içerim. Me duelen mucho los pies. Benim bacaklarım ağrıyor diyor arkadaşlar burada. Evet, ayaklarım ağrıyor diyor. Burada bırakalım. Mucho'yu da hatırladık. Evet, mayor, yaşlı, joven, genç demekti arkadaşlar. Şimdi baja, kısa, alto da uzun demekti. Grueso, hafif, toplu, delgado, zayıf, moreno, esmer, rubio, sarışın, largo, uzun, corto da kısa. Tabii largo, corto ve alto ve baja'yı karıştırmıyoruz. Çünkü uzun, kısa derken largo ve corto da saçta kullanıyoruz. Alto ve baja'yı da vücuttaki ölçerken kullanıyoruz. Şimdi Maria'ya bakalım. Sonuncuyu yapalım. Maria gayet uzun, genç. O zaman ne yazıyoruz buraya? Joven. Bir sonraki ne? Alta. Zayıf mı? Evet, zayıf. Ne yazıyoruz buraya? Delgada. Sarışın mı, esmer mi? Morena. Saçları arkadaşlar uzun, largo. Bu kadar. Evet, bu ünitemizi de tekrar etmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki üniteye geçiyoruz. Önemli yerlerin üstünde durduk. Evet, kıyafetler konusu. Evet, camisa, abrigo, gorra, guantes, chaqueta, pantalones, zapatos, falda, sudadera, corbata, jersey ve cazadora. Bu kelimeleri daha yeni öğrendik arkadaşlar. Bunları defterde ödev olarak yapmıştınız. Mesela etek ne demekti arkadaşlar? Falda, kazak, jersey. Kaban, abrigo, kravat, corbata, ayakkabılar, sapat. Mesela bir mağazaya gittiğinizde bu soruları sormuştuk birbirimize arkadaşlar. Te gustan mis pantalones? Benim pantolonlarımı sevdin mi? Bakalım. Si, tienen faldas estrechas. Pardon, si son preciosos. Çok güzeller diyor. Que precio tiene esta camisa? Ne kadar diye fiyatını soruyor tişörtün. 32 euro. Puede probarme estos vaqueros, kot pantolonları deneyebilir miyim? Bu tarafta diyor deneme kabinleri. Desea algo más, başka bir şey ister misiniz diyor. Dar eteklerinizden var mı diyor. Evet. Buenos días, ¿qué desea? Ne istersiniz diyor. Quería un abrigo. Bir kaban istedim. ¿Qué lleva hoy Luis? Bugün ne giymiş Luis? Unos vaqueros y una camiseta roja. ¿De qué talla? Bedeni kaç? De la 36, por favor. Evet, bakıyorum. Ne kaldı? ¿De qué color es tu falda? Eteğin rengi ne? Roja y la tuya. Seninki ne?
Evet, geldik yine ir ve ester filmine. İrin anlamı gitmek demekti, ester de yer bildirmek demekti. Ama biz bunu nerede kullanıyoruz şimdi? Geçmiş zamanda, bilgi geçmiş zaman. Şimdi bunu çekimleyelim. Fui, gittim. Fuiste, gittin. Fue, gitti. Fuimos, gittik. Fuisteis, gittiniz siz. Fueron, onlar gittiler. Estuve, estuviste. Bu yer bildiriyor arkadaşlar. Türkçe'de anlamı olmadığı için bulundum gibi olabilir. Estuviste, estuve, pardon, estuvo, estuvimos. Bir dakika. Estuvimos. Estuvisteis ve estuvieron. Evet. Evet, geçmiş zamanda yazalım. Mis amigos fueron al cine ayer. Dün sinemaya gittiler. Bakın burada ayer demiş zaten. Geçmiş zaman olduğunu direkt anlıyoruz ve bir dediği için de hemen yazıyoruz. Daniel y su hermano no estuvieron en el instituto el lunes. İkisinden bahsettiği için estuvieron. Elisa ondan bahsediyor. Fue a la piscina el domingo. Pazar günü havuza gitti. Manuel estuvo en su casa ayer por la tarde. Dün öğleden sonra evindeydi. ¿A dónde fuiste el sábado por la mañana? Cumartesi sabah nereye gittin? Ayer estuve en el partido de futbol. Futbol takımındaydım diyor dün. ¿Tú no estuviste en clase ayer? Dün sınıfta değildin diyor. La semana pasada fui al teatro con mis padres. Babamlarla tiyatroya gittim. Nosotros no fuimos a la fiesta de fin de curso. Esther no fuimos. Tus padres y tú. Senin ailen ve sen. Yani kim oluyor arkadaşlar? Siz. Estuvisteis el sábado. Cumartesi günü operada mıydınız diyerek soruyor arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Bunların örneklerini yapmıştık yakın zamanda. Evet, bu cümleler yapılmış, üstünden geçelim. Laura estuvo en el instituto. Laura neredeymiş arkadaşlar? Okuldaydı. Thomas y Roberto estuvieron en casa. Evdeydiler. Mi hermano y yo en el cine. Sinemadaydık diyor. Luis Fernando y tú. Yani siz süpermarketteydiniz. Tus padres y tú. Senin ailen ve sen. Yani siz restoranttaydınız diyor arkadaşlar. Evet, şuraya bir silelim. Şimdi ke soru kalıplarımıza geçelim arkadaşlar. Ke ne demekti? Ne? Quién, kim? Cuando, ne zaman? Donde, nerede? Ke la pelota arkadaşlar. İsmail kime gelir? A las 5 saat 5'te cuando'ya gitti. El lunes pazartesi günü ne zamana gitti? Marina quién? Mi amiga quién? En mi casa, evimde yer bildiriyor. El piano que, los libros que, en la clase donde geliyor, en el cine donde, mañana cuando geliyor. Bu basit bir kalıptı arkadaşlar. Que ne demek? Quién, kim? Cuando, ne zaman? Donde de nerede? Evet.
dün gece neredeydin diyor. Resme bakıyorum. Dün gece neredeymiş? Evdeymiş. O zaman ne yazıyoruz? Estuve en casa. Evdeyim. Hayır. Cumartesi sabahı neredeydin? Nereye gittin? Fui a la piscina. Havuza gittim. Bu kadar arkadaşlar. Evet, ünitemizi burada bitiriyoruz arkadaşlar.